Samimi Analiz'den herkese merhaba değerli izleyenler. Yılın ilk haftasını geride bırakmak üzereyiz. Piyasalarda ne gibi etkiler olacak? İslam Memiş'ten dinleyeceğiz. İslam Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ceylan. Yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Yeni yılın başıyla birlikte zamlar da başlamaya başladı. Aynı zamanda asgari ücret açıklandı bildiğiniz gibi. Memur emeklilerinin de zam oranı belli oldu. Piyasa etkileri neler olacak? Neler öngörüyorsunuz yakın gelecekte? Evet, yeni yılla birlikte bütün zamlar arda arda gelmeye devam ediyor. Hem asgari ücret tarafında hem emekli ve memurlar tarafında zamlar gibi eğitim tarafında ciddi gelişmeler oldu. 6 milyon civarındaki vatandaşımızın emekli olmasının 3-5'te yaşandı. Türkiye bir seçim sürecinde muhtemelen Mayıs ilk haftası gibi söyleniyor. Bir seçim süreci, erken seçim süreci var. Ve dolayısıyla musluklar yavaş yavaş açıldı. Biraz daha açılmaya devam ediyor. Biraz önce Hazine Maliye Bakanlığı, Şehircilik Bakanlığı ortaklaşa yeni konut kampanyası ile alakalı bir açıklaması oldu. Ve önümüzdeki haftalarda tekrar yeni kampanyalar, teşvik ve destekler açıklanmaya devam eder diye tahmin ediyorum. Tabii ki bugünkü ekonomik koşulları göz önüne bulundurduğumuz zaman enflasyon rakamının yaratmış olduğu sebep burada çok önemli. Enflasyon pazartesi günü açıklandı. Ciddi bir düşüş yaşandı. Ancak baz etkisinden dolayı kaynaklanan bu düşüşün Haziran ayı gibi yılın ortasında %40 civarında gelme olasılığı da güçlü gibi görülüyor. Rakamsal değer üzerinden tabii ki. Bunun hane halkına yansıması, raflara yansıması da önem arz edecektir. Bu enflasyonun kalıcı olarak düşüş sağlaması önem arz edecektir. Döviz kuru tarafında yine Hazine ve Maliye Bakanımız bir açıklama yaptı. Kurun ne hızlı bir şekilde düşmesine ne de hızlı bir şekilde yükselmesine müsaade edeceği diye bir cümle kullandı. Demek ki burada sabitlenen, baskılanan bir kur var karşımızda. Seçimlere kadar da kur yatay bir seyirin devam ettirecek gibi görülüyor. Küresel çapta baktığımız zaman da tabii ki yeni yıla bütün dünya resesyon endişesiyle girdi. Biraz daha durgunluk endişesi var. Bunun etkileşimi gelişmekte olan ülkeler, yani bize olan etkisi mutlaka olacaktır orta ve uzun vadede. Bu kaçınılmaz bir etkidir. Buna da dışsal etken diyoruz. Yani içsel etkenlere baktığımız zaman enflasyon gibi bir riskimiz var. Tabii ki bunun yanında bir maliyet ekonomisi var ve bu maliyet ekonomisini cari açık rakamlarına bağlayabiliriz. İhracat tarafında tekrar ciddi bir artış söz konusu oldu. Bir rekor kırıldı burada. İhracat tarafında da bu yükseliş trendinin devam etme olasılığını güçlü görebiliriz. Çünkü Çin tarafında yine yeni vakalarla alakalı ciddi bir süreç yaşanıyor. Bir de Türkiye gibi gelişmekte olan ülke pazarlarını biraz daha ferahlatır diye düşünüyorum. Tamamına baktığımız zaman yılı ikiye ayırıyoruz. Haziran'a kadar olan süreç, Haziran'dan sonra olan süreç. Haziran'a kadar biraz daha içe dönük bir politika izleyeceğiz. Seçim ekonomisine dayalı, yeni teşviklerin, yeni desteklerin açıklandığı, yeni kampanyaların açıklandığı bir süreci yakından takip edeceğiz. Haziran'dan sonra da biraz daha dışarıya odaklandığımız bir ekonomi modeli karşımızda olacak. Fed'in de faiz artışına devam edeceğini öngörüyorsunuz sanırım Mart ayına kadar. Evet. Amerika Merkez Bankası Fed'in Şubat ve Mart aylarında bir faiz toplantısı var. 1 Şubat 29 Mart'tan bahsediyorum. Burada 25 baz puan yapmak suretiyle iki kez bir faiz artırımı tekrar yapacaktır. Mart ayı itibariyle kenara çekilen bir Fed karşımızda olacaktır. Fed tarafındaki bu yukarı yönlü aksiyonlar biraz daha yumuşadı. Yani piyasalar biraz daha rahatladı. Bunu küresel borsalarda ve dolar endeksinde rakamsal değerleri görebiliyoruz. Yani biraz daha ferahlama var. Tabii ki bütün dünyada ciddi anlamda enflasyon rakamları yükseliyor ve yüksek kalmaya devam ediyor ama en azından alınan tedbirlerle birlikte yine biraz daha yumuşak bir düşüş Amerika tarafından da gözlemlemeye devam ediyoruz. Amerika Merkez Bankası Fed yılın ilk çeyreğinden sonra biraz daha bekleyebilir. Özellikle bu resesyon endişesi biraz daha artarsa, duranlık biraz daha artarsa belki 2023 yılının son çeyreğinde faiz artırma ihtimali bile olabilir diye tahmin ediyorum. Peki döviz kurunun özellikle seçime kadar yatay seyredeceğini söylediniz. Altında gidişat ne olur? Gram altın TL fiyatı 2022 yılında yeni yatırımcısını üzmedi. 775 lira seviyesinde yıla başlayan gram altın TL fiyatı dolar TL kuruna destek vererek 1114 lira seviyesinden yılı tamamladı. Gramında 339 liralık bir değer artışı vardı.
Bugüne baktığımız zaman da 1114 lira seviyesinden yıla başlayan gram altın TL fiyatı kapalı çarşı piyasasında 1140 lira şu anda. Ciddi bir değer artışı var. Neredeyse 25 liralık bir değer artışı var. Ons altında da ciddi bir yükseliş gördük. 1825 dolar seviyesinden 1860 dolar seviyesine kadar yükseldi. Tabii ki dolar TL kuru sabit ama ons altında destek gördü gram altın TL fiyatı ve dolayısıyla da yeni rekorunu test etti 140 lira seviyesiyle. 2023 yılı için gram altın TL fiyatına yine pozitif beklentimizi devam ettiriyorum. Özellikle 1280, 1350, 1450 hatta daha üst rakamlarda yaşanabilir 2023 yılı için. Yine yatırımcısına kazandırmaya devam edecek diye tahmin ediyorum. 1100'lü rakamlar veya 1100 lira seviyesinin altına sarkılan yıl içerisinde orta ve uzun vade için bir alım fırsatı verebilir yatırımcısına. Ama yine 2022 yılında olduğu gibi gram altın yatırımcısı 2023 yılında da uzun vadeli bir yatırımcı olmasını tavsiye edebilirim. Çünkü çok karışık bir yıl olacak 2023 yılı. Daha yıla resesyon riskiyle başladık. Bu riskler biraz daha emtia fiyatlarında başlamış gibi duruyor. Ons altında 1960 ve 2000 dolar seviyesinin üzerinde ataklar görebiliriz. Geçen yılın ilk çeyreğinde olduğu gibi. Çünkü Rusya-Ukrayna gerginliği hala devam ediyor. Buradaki jeopolitik risklerde tekrar bir artış yaşanırsa ons altında az önce ifade ettiğim gibi 1960 dolar seviyesinin üzerinde hızlıca kırabilir ve gram altın TL fiyatında 1200 lira rakamları rahatlıkla konuşabiliriz diye tahmin ediyorum. Bu yükselişlerin yıl içerisinde devam edeceğini söyleyebilirim. Ancak satış için bu fırsatlar değerlendirilmeli mi? Bence daha erken. Çünkü az önce ifade ettiğim gibi 1280, 1300, 1400 lira rakamlar, daha üst rakamlar yıl içerisinde görme ihtimalimiz çok kuvvetleniyor her geçen gün. Özellikle ons altın 2022 yılında gram altın TL fiyatına destek vermemişti. Ama 2023 yılında destek vermeye devam edecek. Diğer önemli bir emtia da gümüş. Gümüş altına kıyasla daha çok kazandırdı. Mesela altının gram fiyatı 2022 yılında %43 kazandırırken gümüşün gram fiyatı 9.92 lira seviyesinde açılış yaptı. 14.35 lira seviyesinde yılı tamamladı. Yani gümüşün gram fiyatı altına kıyasla bir tık fazla kazandı. %45 kazandırdı. Yıllık bazda bu yıl gümüşün yine kazandırma ihtimalini çok kuvvetli gördüğünü söyleyebilirim. Gümüşün gram fiyatı da 14.70 lira seviyesinde şu an itibariyle. Kripto para piyasalarında da aslında çok karışık bir yıl geride kaldı. Evet. Güven duygusu biraz azaldı diyebiliriz FTX çöküşüyle de. Ve Mart ayına kadar da sanırım orada da bir durgunluk söz konusu olacak. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Evet, kripto para piyasasındaki yatırımcılar 2022 yılında ciddi anlamda bekleme sürecini aldı kendini. Yılın ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyreğinde 16.893 dolar seviyesinde %1.33'lük bir değer artışı var bugün ama 16-18 bin dolar aralığına sıkıştı. Bu bant aralığını geçemiyor. Yükselişleri veya düşüşlerin yaşanması için 16 bin veya 18 bin dolar aralığının dışına çıkması gerekiyor. Yılın ilk çeyreğinde veya ikinci çeyreğinde tekrar bir toparlanma söz konusu olabilir. Buraları yakından takip etmeye devam ediyoruz ama kripto para piyasasındaki toparlanma için tekrar yükseliş trendinin başlaması için de ülkelerin yasal düzenlemelerini yavaş yavaş açıklaması gerekiyor. Muhtemelen de bu yıl yani 2023 yılı kripto para piyasası için yasal düzenlemeleri olduğu bir yıl olur diye Türkiye'de yasal düzenleme seçim sonrasına kalacaktır diye tahmin ediyorum ama. Bu beklentimiz devam ediyor. Seçim sonrasında Türkiye'de de kripto para piyasasına ait hazırlanmış olan bir trendi var. Özellikle yine geçen gün, pazartesi günü Cumhurbaşkanı yardımcımız Fuat Oktay'ın da yapmış olduğu bir sunum vardı dijital süreçle alakalı. Bu sürecin içerisinde de kripto paraların devam edeceğini düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. İslam Memiş konuğumuzdu. Bugünlük yayınımızın sonuna geldik. Güncel yayınlarımızı kaçırmamak için bizi takipte kalın. Şimdilik hoşça kalın.